Arkası Yarın. Leyla ile Mecnun 15. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Kösoğlu. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses kayıt, montaj ve kurgu Mustafa Özcan. Bu oyun, asırlar ötesinden günümüze kadar ulaşmış unutulmayan bir sevdanın hikayesidir. Leyla ile Mecnun, birbirlerine husumet duyan sınır komşusu iki kabile beyinin çocuklarıdır. İki genç tanıştıktan kısa bir süre sonra ölümüne aşık olurlar birbirlerine. Ancak Leyla'nın babası Mecnun'a kızını deli diye vermeyince Mecnun çöllere düşer. Şöhreti her bir yana yayılmıştır Mecnun'un. Kendisini acıyanlardan bir aşiret beyi olan Neyfel, Mecnun'la evlendirmek için Leyla'yı zorla babasından almaya kalkar, ona savaş ilan eder. Ancak Mecnun, Leyla'nın babasının kazanması için dua edince Neyfel bu işten vazgeçer. Derken, geçen zaman içinde Leyla, bir kabile reisi olan Abdüsselam'la evlenir ama onunla asla karı koca hayatı yaşamaz. Mecnun'un çöl hayatı devam ederken, önce babası, sonra annesi, bir müddet sonra da Leyla'yı dul bırakan kocası ölür. Artık vuslat ermenin zamanı geldi diye düşünen Leyla, çölde yaşayan Mecnun'u görmeye gider. İki aşık birbirlerini görünce kendilerinden geçer gibi olurlar. Mecnun, bu sevdanın kendisini insanlıktan çıkardığını söyleyerek Leyla'nın evlenme teklifini kabul etmez. Leyla, perişan bir halde Mecnun'un bulunduğu yeri terk eder. Bu görüşme, masallara konu olan efsane aşk kahramanlarının son görüşmesi oldu. Dünya gözüyle birbirlerini bir daha göremediler. Leyla evine varınca hastalandı ve yatağa düştü. Ne yiyor, ne içiyor, ne de konuşuyordu. Günden güne erimeye başlamıştı. Kızlarının bu durumu, çaresiz anne ve babasını büyük endişeye sevk ediyordu. Bey, bir şeyler yap. Leyla'nın durumu çok kötü. Hala bir şey yiyip içmiyor mu? Hayır. Sanki bu dünyada yaşamıyormuş gibi. Gözlerini sabit bir noktaya dikmiş, öyle yatıyor. Ne yapalım hatun? Ülkenin en iyi hekimlerini getirdim. Hiçbiri derdine şifa bulmadı. Sen annesisin. Derdin nedir diye sormadın mı kızım? Sordum bey. Lakin hiçbir şey söylemedi. Ama ben ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Nedir? Kızımızın derdi eski yarası. Yani kara sevda. Anladığım kadarıyla hala Mecnun denilen o serseriyi seviyor. Şimdi dul kaldı ya, onunla evlenmeyi hayal ediyor. Eğer derdi buysa söz hatun. Konuş Leyla'yla. İyileşir iyileşmez Mecnun'la evlendireceğim onu. Aslında ilk başta yapmamız gerekirdi ya. Bir cahillik ettik. Ama şimdi kızımız hasta. Ve onun canı her şeyden önemli. Gidip bu müjdeyi haber vereyim. Belki bu haber ayağa kaldırır onu. Leyla, güzel kızım. Sana çok sevineceğim bir haber vermeye geldim. Baban senin Mecnun'la evlenmene izin verdi. Artık çektiğin kahırlar, döktüğün gözyaşları sona erecek yavrum. Bu habere sevinmedin mi? Artık çok geç anne. Onunla kavuşmamız ahirete kaldı. Neden böyle konuşuyorsun kızım? Henüz ikiniz de o kadar gençsiniz ki. Hayır anne, dediğim gibi bu dünyada birleşmemiz imkansız. Ne onda ne de bende bu kudret kalmadı. İki mum gibi içten içe eriyip bittik ikimiz de.
Böyle söyleme Leyla. Babam bir vakitler evlenmenize izin vermediği için şu anda pişmanlık duyuyor. İstersen birini gönderelim, çölden alıp buraya getirsin. Mecnun'u görünce belki iyileşirsin. Hayır anne. Ben artık iyileşmek de istemiyorum. İstediğim tek şey şu bedenimin yükünden kurtulmak. Biz onunla inşallah ahirette buluşacağız. En iyisi de bu zaten. Yavrum, ciğerparam, bunlar ne biçim sözler? Böyle söyleyip de beni daha fazla üzme. Ağlama anneciğim. Ölüm meleğinin yakınımda dolaştığını hissediyorum. Fazla vaktim kalmadı sanırım. Ben öldükten sonra kefenimin üzerine bir al yazma bağlayayım ki kara sevdadan öldüğüm anlaşılsın. Sus, yalvarırım, sus yavrum. Ölümden söz etme ne olur. Niçin söz etmeyeyim ölümden anne? Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ölüm dünya elem ve kederlerinden kurtarır. Son vasiyetim o ki ölümümden sonra Mecnun'a sakın kötü davranmayın. Onun gönlünü hoşça tutun. Benden kalmış bir hatıra olarak bakın kendisine. Bir de kabrini çöllerde bir yere kazın. Mecnun'un dolaştığı ve sevdam uğruna ömrünü geçirdiği çöllere. Mecnun'a haber verin, Leyla'yı aramasın. Yas tutarak peşimden karalar bağlamasın. Çok bekletmesin beni, peşimden gelsin tezce. Onu bekleyeceğim bin hasretle sessizce. Bu dünya firak yeri, kavuşmak ahirette. Ya Rab, nasip et bize kavuşmayı cennette. Biz gitsek de aşkımız geride söylenecek. Destanlaşan sevdamız dillerden düşmeyecek. Mecnun'a aşık Leyla, Leyla'yı sevdi Mecnun. İlahi, sen bilirsin, her şeyim sana malum. Bu Leyla'nın son sözleri oldu. İki budaklı bu sevda çınarının bir dalı ölümün hakikat kılıcıyla devrilivermişti. Leyla bu, söyledi son sözlerini. Yumdu dünyaya ela gözlerini. Koptu evde çok inceden bir vaveyla. Odalar hep inledi. Leyla, ah Leyla. Neyin var ey Zeyd? Geleli bir saat oldu. Ağzından merhabadan başka kelime çıkmadı. Neden susarsın? Neden konuşmazsın? Zaman konuşacak zaman değildir ey Mecnun. Belli ki kötü bir haber getirdin. Halinden bunu anlıyorum. Ne varmış halimde? Yüzün sararmış. Gözlerin yaş içinde. Benden beter haldesin. Yoksa kara bir haber mi getirdin bana? Ben... Söyle. Söyle, yoksa Leyla'ma bir şey mi oldu? Yoksa onun yüzü de senin gibi mi soldu? Hastalandı mı yoksa? Bana doğruyu söyle. Ne olur üzme beni. Bakma yalnız ağlayıp
acı acı yüzüme. Felaket çok büyüktür ey Mecnun. Sevdiğin Leyla artık hayatta değildir. Ne? Yani... Leyla! Gül yüzlüm! Ceylan gözlüm! Güzeller güzeli! Leyla! Öldü. Evet. Öldü bahtsız aşık. Sevdiğin kız öldü. Öldü. Mecnun. Aman Allah'ım. Korktuğum başıma geldi. Mecnun yere düştü. Sakın. Sakın o da ölmüş olmasın. Şükürler olsun. Sadece fenalaşmış. Mecnun, kendine gel. Uyan. Mecnun. Seyit. Söyle bana. Leyla'nın son sözleri ne oldu? Senin adın oldu Mecnun. Son nefesinde sana olan aşkından, hasretinden söz etmiş. Ya cenazesi? O nereye defnedildi? Vasiyeti üstüne sana yakın olabilmek için senin mekanın olan çöle gömüldü. Senden son bir isteğim var ey Zeyd. Söyle ey bahtsız aşık. Ne istersin benden? Beni Leyla'nın mezarına götür. Olur. Götüreyim. İşte... Leyla burada yatıyor Mecnun. Tamam Zeyd. Sen gidebilirsin artık. Beni Leyla'mla yalnız bırak. Bir aşık sevgilisine kavuşurken yanında kimsenin bulunmasını istemez. Tamam ey Mecnun. Nasıl istersen. Leyla. Leyla neredesin? Neden duyulmaz sesin? Toprakların altında kesildi mi nefesin? Neden acele edip beni de götürmedin? Sevda sabır isterdi. Sabretmeyi pes ettin. Karanlık kabirdeki topraklara bulandın. Hakikat alemini benden önce anladın. Ben senden daha önce girmeliydim toprağa. Sonsuzluk diyarına kanat çırpıp uçmaya. İlahi, rahmetinle beni de al buradan. Kurtulayım dünyanın her türlü cefasından. Söyle, ölüm meleği hemen alsın canımı. Bir an önce göreyim huzurda cananımı. Bilmem gelir miyim onunla huzuruna. Akdi nikah ederim iznin olursa orada. Elbette inanırım. Kadiri mutlaksın sen. Rıfk ile al canımı. Kulluk edemedim ben. İşte kavuşuyorum. Az kaldı sana Leyla. İlahi aşka döndü. Bendeki kara sevda. Derler ki Mecnun'un ağzından çıkan son sözlerdi bunlar. Son bir gayretle Mecnun Leyla'nın mezarına kapandı. Kollarıyla mezarı kucaklayıp öylece kaldı. Dünyadaki çilesi bitmiş, Leyla'sına kavuşmuştu. Epey zaman sonra arkadaşının cesedini bulan Zeyd, onu Leyla'nın hemen yanına gömdü.
Leyla ile Mecnun'un mezarları nerede? Onlar acaba gerçekten yaşamışlar mıydı? Ama onlar hiçbir zaman doğmamış ve yaşamamış olsalar bile Leyla ile Mecnun efsanesi vardır ve sevenler birbirlerine kavuşamadıkları sürece de var olacaktır. Ve dillerden düşmeyecektir. Leyla ile Mecnun adlı oyunun 15. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.